inanılmaz bir doğallık ve hayret verici bir güzellik. Saint Ursula'ya kutsal yolculuğu sırasında refakat eden bayanlardan biri. Efsaneye göre Azize Ursula'ya 11 bin kişilik bir kafile eşlik ediyordu. Yolculukları sırasında bir grup pagan Hun ile karşılaştılar. Liderleri Azize Ursula ile evlenmek istedi ve nişanlı olan Ursula bu teklifi reddedince 11 bin kişilik kafile ok yağmuruna tutuldu. İşte bu hikayenin anlatıldığı Azize Ursula ve Bakire Şehitler efsanesi Orta Çağ'da ortaya çıkmıştır. Boyanmış meşe ağacından yapılmış olan bu eserin 1515-1530 yılları arasında Brüksel'de ya da Güney Hollanda'da yapıldığını düşünüyoruz. Aristokrat bir figürü temsil eden büstün, alnının üzerinde toplanan ve başının arkasından omuzlarına dökülen örgülerle süslenmiş özenli bir saç stili var. Bunu yapan sanatçı gerçekten de çok iyi gözlem yapmış. Büstün bir de herkesten sakladığı bir sırrı var. Kafasının içinde Azize'nin kafatasına ait bir parçanın bulunduğu bir boşluk var. Büstün boynundaki kolyenin ucundaki boşlukta da ikinci bir kalıntı. Büyük ihtimalle göğüs kafesine ait bir kemiğin bulunduğuna inanıyoruz. Yüzüne baktığınızda sizinle iletişim kurmaya çalıştığını düşünüyorsunuz. Yüzünde erdemli ve anlayışlı bir ifade var. Azizlere bu gibi anlamlar yüklenirdi. Bu Azize için dua eden ve karşılığında yardımını isteyen pek çok kişi olmuştur. Şehit olan ya da erdemi herkes tarafından kabul edilmiş olan aziz ve azizelerin duası ise daha geçerli ve önemli kabul edilirdi. Dudaklarında belli belirsiz ama çok güzel bir gülümseme var. Sergideki tüm eserler arasında bu büsbütün ağzını açıp sizinle konuşacağı, hatta hareket edeceği izlenimini veriyor.